Kemal. Ne oldu usta? Alo. Serap. Evet. Ne? Ne oldu abi? Serap kaza yapmış. Halide yaralanmış. Aman yarabbim. Doktor bey, durumu nasıl? Siz ne soruyorsunuz? Ben kocasıyım. Karınız buraya geldiğinde ağır kanaması vardı. Anladığım kadarıyla zaten zor bir hamilelik geçiriyormuş. Maalesef bebeği düşürdü. Rahmini almak zorunda kaldık. Eğer bu müdahaleyi yapmasaydık kanamayı durdurmak zor olabilirdi. Bir daha çocuk sahibi olması mümkün değil. Kendine geldiği zaman bunu sizin anlatmanız daha doğru olur. Geçmiş olsun. Kemal, ne oldu? Bir kaza yaptınız. Ama merak etme, iyiyiz. Bebek? Bebek de iyi mi? Halide nasıl? Halide iyi. Çocuk! Abi. Bebeği mi düşürmüş? Bebeği düşürmüş. Üstelik bir daha çocuğu olamayacakmış. Bu nasıl oldu? Bu kaza nasıl oldu Serap? Biz notere gidiyorduk birlikte. Karşıdan bir kamyon çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım görünce. Direksiyonu kırdım, yuvarlandık, bir ağaca çarptık, durduk. Allah kahretsin. Senin yüzünden oldu. Çocuğumuzu senin yüzünden kaybettik. Ekrem, sakin ol. Serap'ın bir suçu yok. Bir kazaydı bu. Sen de sus. Bütün bu işler sizin yüzünüzden oldu zaten. Abi. Seher, sana yardım ettiğim için de çok pişman. İfadeyi ver. İmzaladığım ifadeyi bana geri vereceksin. Ne?
ifadeyi geri vereceksin. Anladın mı? Güllü, hadi yürü. Anne olmayacağım diye düşünmeyin. Evlatlık alabilirsiniz mesela. Onca öksüz bebek var. Onlardan birini alıp annelik yapabilirsiniz. Ben kendi kanımdan bir çocuk istiyorum. Sana buralardan gidelim demiştim. Uzaklara. Bir aile kuralım. Sen. Ben bir de bebeğimiz. Güllü hiçbir zaman o mahkemeye gitmeyecekti. Gitse bile ben şahitlik etmeyecektim. Kemal'den boşanman için sana blöf yaptım. Seni kaybetmemek için. Çocuğumuzu kaybetmemek için. Kız olsun istemiştim. Böyle. Bir şeyler yemezseniz bitkin düşeceksiniz. Ben doktor bey çağırayım. Konuşun biraz. Rahatlarsınız belki. Hemşire Hanım. Halide Hanım nasıllar? Asabı bozuk. Siz de içeri girmezseniz iyi olur. Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun Halide Hanım. Allah'a Allah sizi korudu. Teşekkürler Ekrem. Hanım, Kemal Bey geldi. Öyle mi? Söyle gelsin. Ne istiyorsun Kemal? Güllü çiftlikten vazgeçti. Artık seninle uğraşmayacak. Çiftlik artık senin. Burada istediğin hayatı sürebilirsin. Sen de bırak artık. Herkes yoluna gitsin. Kimsenin canı daha fazla yanmasın. Ne senin, ne benim, ne de bir başkasının. Kimsenin canı yanmayacak. Madem Serap çiftliği bana bıraktı, ben de sizi rahat bırakacağım. Senden boşanıyorum. Koşsana.
Ne duruyorsun? Git Serap'a haber ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.